CHP ile DYP ortak hükümet kurmaya karar verdikleri zaman 1991 seçimleri sonrasında her konuda anlaşma sağlandı, milli eğitimde tıkandı. Ve Erdal İnönü, Rahmetli Demirel'e peki kimi düşünüyorsunuz? Milli Eğitim Bakanlığı için dedi, benim adımı verdi. Benim üzerinde uzlaşmayla hükümet kuruldu. Ben Milli Eğitim Bakanı oldum. Şimdi biz muhalefetten gelmişiz. Bütün partili arkadaşlar, Doğru Yol partili arkadaşlar her gün geliyorlar. Ellerinde birer kağıt, öğretmen tayini istiyor, terfi istiyor, onu istiyor, bunu istiyor. Baktım ki böyle giderse ben bu bakanlıkta ezilir kalırım. Çağırdım üst düzey yönetici arkadaşlar. Onlara dedim ki bakın burada siyasetçi bir tek benim. Bunun dışında siz partiye de, Türkiye'ye de emeğe geçmiş insanlarsınız. Beklentiniz olabilir. Ama tercih yapın. Ya bakanlıkta kalacaksınız ya gideceksiniz. Giderseniz elbette ne isterseniz yaparsınız. Siyaset yaparsınız, başka çalışma yaparsınız. Ama burada kalacaksanız benim dediğim gibi olacaksınız. Yani eğitimle uğraşacaksınız.